Merhaba arkadaşlar ben Kıvanç Öztükel sizin İngilizce hocanız e, takdir edersiniz sizlere birçok konuda ince detaylarıyla dersleri anlatmaya çalışıyoruz ve en son işlediğimiz derslerin serisinde ne vardı? Fiilleri ve e, durum cümlelerindeki to be'leri tenslere göre nasıl çektiğimizi inceliyorduk ve bu arada tensleri de inceliyorduk zamanlar. Bu zamanlar tabii ki Türkçe'de de aynı şekilde vardır arkadaşlar. Biz ne yaptık en son past perfect tense'i inceledik ama past perfect'in bir de continuous olduğunu, her tensin kendine ait bir süreci anlatabilen continuous bölümü de olduğunu sizlere anlattık. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, yapıyormuş, gidiyormuş, yüzüyormuş, uçuyormuş veya yap yapıyordu, ediyordu, gidiyordu e veya uçuyordu şeklinde bunları çekebiliyoruz. Geçmişte bir olaya gerçekleşiyor ancak daha önceki olay A noktasındaki olay biz eğer buradaki olayı anlatırsak past perfect'i tercih ediyoruz. Ancak bu olayla yani A'daki durumla devam eden bir süreci bu olaya kadar ki devam eden süreci geçmişten önceki devam eden süreci anlatırsak o zaman past perfect continuous tense yani süreyi anlatan ters zaten continuous'tan aklınıza gelsin anlatılıyor arkadaşlar. Past perfect continuous tense tıpkı Past perfect tense gibi geçmişte yaşanmış Bir olaydan daha önce yapılmış Bir eğilimi anlatmak için kullanılır Bu zamanın kullanılabilmesi için Anlatılan olayın sadece geçmişten Önce yaşanmış olması Yeterli değildir çünkü bir de Vakit alması yani bir süre Bu olayın devam etmesi Gerekmekte arkadaşlar buna dikkat ediyoruz Yani geçmişte olan iki olay arasındaki Süreç yani şu süreç Bizim için önemli bu tense de Durum cümlemiz past perfect olduğu gibi to be'nin yerine had been gelerek e, siz bu cümleyi kullanabiliyorsunuz. Mesela she had been a student o öğrenciydi when you visited her. Sen onu ziyaret ettiğinde o öğrenciydi durumunu verdik. O süreci verdik. Eylem cümleleri arkadaşlar gene S özne had been ve verb ing şeklinde artı o. Neden? Çünkü biz süreç anlatıyoruz. Dikkat edin. Present continuous tense'te verb ing, e, veya e, future continuous tense'te verb ing. İşte e, past continuous tense'te verb ing ve present perfect continuous tense'te verb ing, past perfect continuous tense'te de, de gene verb ing. Süreç anlatırken verb ing geri kullanıyoruz yani arkadaşlar bunları zaten chartlardan inceleyebilirsiniz. Subject had been verb ing artı o olumlu yapı. Subject had not been verb ing artı o olumsuz yapı. Hadn't demektir. Head'i başa alarak buradaki head subject bin verb ing artı objekte soru yapısı olarak kullanılır. Gelin şimdi biraz örnek bakalım. Örnek cümlelerde. Buradaki öznelerimiz gene aynı arkadaşlar. Biliyorsunuz burada hi dedik ama bu Ahmet de olabilir, Mehmet de olabilir. she dediğimiz Ayşe, Fatma olabilir. We dediğimiz işte I, e, Mehmet and e, Murat olabilir. You dediğimiz, they dediğimizde farklı özneler olabilir. Veya işte my mother diyebiliriz, she'nin yerine. Fakat öznelerde şimdi burada zamir kullanıyoruz şartlarımızda. Özne had been washing the car. Örnek, she had been washing the car. Arabasını, arabayı yıkıyordu. Ne zaman? Artık bir şey oldu ki ondan önce o arabayı yıkıyordu. Örnek cümlelerimize bakalım. I had been sleeping for 10 minutes when you knocked on the door. Burada 10 dakikadır uyuyordum. Uyu uyumuştum, uyuyormuşum. Ne zaman? When you knocked on the door. Sen kapıyı çaldığında. When my father decided. Dikkat edin. When'li cümlelere, when'le bağlanan iki cümle arasında. Neden? Çünkü bu past tense. Bu ise past perfect veya past perfect continuous tense. Noktayı vereceksek past perfect, o süreci vereceksek past perfect continuous kullanıyoruz arkadaşlar. When my father decided to retire. iki tane fiil, fiil var. Decide e, Karar vermek, retire, emekli olmak. iki fiil arasında to kullanıyorduk. Bunu unutmayın. Ve zaman ilk fiili etkiliyordu. When my father decided to retire. Babam emekli olmaya karar verdiği zaman He had been working as an engineer. Bir mühendis olarak çalışıyordu. Ne kadar süredir? For 20 years. Baba emekli olmaya karar verdiğinde 20 yıldır mühendis olarak çalışıyordu. Çalışıyormuş şeklinde kullanıyoruz. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, dışarıdan çok gürültü geldiği için pencereyi kapattım. Evet. Şimdi bakalım üçüncü cümlemize. They had been arguing. Argue tartışmak, kavga etmektir aslında. they had been arguing about wedding decorations for an hour. Bir saattir. Ee, ev, nikah veya düğün dekorasyonları hakkında tartışıyorlardı, tartıştılar gibi burada çevirebiliyoruz. Ne zaman When you came in, sen içeri girdiğinde, sen içeri girdiğin zaman, onlar bir saattir düğün dekora dekorasyonu ile ilgili tartışıyordu, tartışıyormuş. We had been thinking about that topic. Topic ne demek? Konu demek arkadaşlar, başlık konu. Uh, for two hours. Biz iki saattir tartışıyorduk, tartıştık. Ne zaman? When you call. Sen e, aradığın zaman tartıştık olarak yapalım. Bunu yanlış koymuşuz arkadaşlar. Burada past tense olarak bunu düzeltelim. Hemen onu da kaydedelim ki bu yansıları sizlere göndereceğiz çünkü. We had been searching for a hotel to vacation in. Tatil yapacak bir otel arıyorduk. Aradık, aramıştık. Hiç fark etmez. Bundan sonra ben the while'lı bir cümlede gelebilir tabii ki. They had been trying to find. Dikkat edin iki fiil. Try. E, bulmaya çalışmak. Find. Bulmak. E, çabalamak ve bulmak yani. They had been trying to find a suitable school for her. Suitable school. Uygun bir okul. For her. Onun için. Ona uygun bir okul bulmaya çalışıyorlardı. Çalıştılar. I had been suspended from school. Ben okuldan uzaklaştırılmıştım. Burada bir daha sonra size göstereceğim bir pasif yapı var arkadaşlar. Aktif değil. Yani buradaki ay bu eylemi yapmıyor school yapıyor bu eylemi. Bunu daha sonra size aktaracağım. Buna takılmayın. Oradan da tense'de nasıl bir çeviri yapıldı. Aktif pasif cümleler vardır arkadaşlar. İleride o konulara değineceğiz ama bu tense'lerden sonra sizlere gene bir çekim faydası sağlayan modulları anlatacağız. Ondan sonra tabi diğer konularımız sırayla gelecek arkadaşlar. He had been in prison for the last five years. Son beş yıldır. Son beş yıldır. Hapisteydi. Hapisteymiş She had been studying English for the last two days. Son iki gündür İngilizce çalışıyordu, çalışıyormuş. Olumsuza bakalım arkadaşlar. Gene özne hadn't been washing the car. He hadn't been studying Russian just for five minutes when the visitors came. Ziyaretçiler geldiğinde, geldiği zaman, 5 dakikadır, sadece 5 dakikadır Rusya çalışmıyordu, çalışmıyormuş. Yani 5 dakikadır demek ki o işi bırakmış demek. Dikkat edin süreci veriyoruz. We hadn't been living in Paris for a year when they shot that movie in Paris. Onlar Paris'te o filmi çektiği zaman biz bir yıldır Paris'te yaşamıyorduk. Yani biz bir yıldır orada değildik. Demek ki bir yıl önce başladı diyebiliriz buna. They hadn't been on the road even, even bile demektir arkadaşlar. Bakın bile. For an hour when their baby started to cry. Start, cry. İki fiil var. İlk fiil etkilendi tense'den ve zamanı değişti ama diğeri master halde kaldı. Bunu lütfen unutmayın daha önceki videolarımızda var. Bebekleri ağlamaya başladığında bir saattir bile yolda değillerdi. Değillermiş. Burayı da düzeltelim. Bazen böyle hatalar oluyor arkadaşlar arkadaşlar. Lütfen bu konularda beni yanlış anlamayın ama dediğim gibi hızlı hızlı hazırlıyorum. Hata olabilir. They hadn't been on the road even for an hour. Even for an hour bir saat bile. Bir saat bile. When their baby started to cry. Bebekleri ağlamaya başladığında. Aslında burada when their baby started to cry yerine şöyle de diyebiliriz. Sadece cried diyebiliriz. Yani bebekleri ağladığında. Başlamaya da gerek yok yani. Neyse. She hadn't been talking to her mother since their fight. Fight, dövüş demek. Kavga demek. She hadn't been talking to her mother since their fight. Kavgalarından beri, kavgalarından beri annesiyle konuşmuyordu, konuşmadı, konuşmuyormuş. Çekebiliriz. De, burada e, nasıl çektiğiniz kafayı karıştırmasın. Burada önemli olan past tense'in, Öncesinde kullanılıyor olması arkadaşlar. Yani past öncesi past. They hadn't been doing their homework. Ödevlerini yapmıyorlardı, yapmamışlardı veya yapmadılar. My mother hadn't been ill for a long time. Annem uzun süredir hasta olmamıştı. Durum cümlesi. He hadn't been doing his responsibilities. O sorumluluklarını yerine getirmiyordu, getirmemişti, getirmedi. I hadn't been listening to her for the last hour. Son bir saattir onu dinlemedim, dinlemiyordum. Ne zaman? işte when bilmem ne, while bilmem ne cümle tamamlanabilir. Past Perfect Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi yapalım. Hedi başa aldık. Özne araya girdi. Been washing the car. Had she been washing the car? Arabasını yıkıyor muydu? Yıkadı mı? Yıkamış mıydı? Had we been washing the car? Arabamızı, arabayı yıkamış mıydık? Gibi sorabiliriz. Had you been living in that house? O evde yaşıyordun. Yaşıyor muydun? Before jo Josh moved in. Josh taşınmadan önce o evde yaşıyor muydun? Hemen ekleyelim bunu da veya yaşadım mı sorabilirsiniz burada. Where had, she be, where had she been living before she got pregnant? Pregnant hamile demek arkadaşlar. Hamile kalmadın. Got pregnant da, pregnant da get got. Bu çok önemlidir. Mutlaka bir duymuşsunuzdur. Koy geti kurtar kendini derler. Get pregnant hamile kalmak olarak kullanılır. Where had she been? Burada had'li soru yapıyoruz ama veride koyduk dikkat. Where had she been living? Nerede yaşıyordu yaşamıştı? Before she got pregnant. Hamile kalmadan önce. What yine soru bir kelimesi var. Had'le soru yapıyoruz ama bakın had we been drinking before the waiter come, came? Garson gelmeden önce. E, garson e, şöyle yapayım. Geldi gelmeden önce. Ee, biz içiyor muyduk, içmiş miydik? Aslında soru bu ama what'ı koyduğumuzda ne içmişi içmiştik e dönüyor burada. What had we been drinking before the waiter? Waiter garson demek. Waitress, bayan garson, waiter, erkek garson, waiter came. Garson gelmeden önce biz ne içiyorduk? Bu arada waitress'ı da göstereyim size. Waitress arkadaşlar budur. Tabii virgül yerine doğru kelimeyi koyarsam daha iyi olacak. Bu da kadın garson demek arkadaşlar. Yani bayan garson, kadın garson. Artık kızmayın böyle bir ifade kullandığım için. How long'lu bir soru sormuşuz. Bakın tekrar ediyorum. How long'u kaldırın. Görmeyin. Had you been studying when I called you? Seni aradığında ders çalışıyor muydun? Çalışmış mıydın? Ama burada how, how long'u koyduğumuzda bir de süreç istiyoruz. How long had you been studying when I called you? Seni aradığımda ne kadar süredir, ne kadar süredir ders çalışıyordun, çalışmıştın. Had you been living in İstanbul? İstanbul'da yaşıyor muydun? Bunları neden böyle hata yapmışım bilmiyorum ama özür dilerim. İstanbul'da yaşıyor muydun, yaşamış mıydın? Had they been seeing each other? See each other birbirini görmek demek arkadaşlar. Back tekrar demek. Then o zaman demek. O zamanlar görüşüyorlar mıydı? Birbirlerini görüyorlar mıydı? Had he been brushing? Brush fırçalamak veya atı fırçalamak. Brush yaparsınız. Kadınların saçlarını fırçalaması falan filan. Had he been brushing his teeth? Ha bu arada dişlere de fırçalıyor biliyorsunuz. Had he been brushing his teeth, dişlerini fırçalıyor muydu, fırçalar mıydı, fırçalamış mıydı? Had she been in love with anybody, in love with someone dediğimiz yapı birine aşık olmak, birine aşık, e, e, aşk, sevgisi duymak. In love with anybody, herhangi birine, and anybody else, kim olursa olsun artık, o, o vurguyu veriyor burada. But him yapısı, bunu sonra gösteririm size ama burada şöyle diyeyim. Had she been in love, bu durum cümlesi, with anybody else, başka herhangi birine aşık olmuş muydu ama but him, o hariç demektir. Yani onun dışında herhangi birine aşık oldu mu diye bir yapı var burada. Batimi ben size bu tür yapıları zaten ilerleyen derslerde göstereceğim arkadaşlar. Had he been acting, acting davranmak, davranış göstermek. Strange, garip, acayip, tuhaf demektir. Had he been acting strange, tuhaf davranıyor muydu, davranmış mıydı? Bir de olumsuz soru yapalım hadn't koyduk öznemiz been washing the car örneğimize bakalım hadn't they been looking for a bigger bigger e, güzel bir yapı ileride size komparatif ve süperlatif yapıyı göstereceğim mesela big büyük bigger daha büyük biggest çok büyük en büyük anlamını veriyor bunları ileride göstereceğim bunların daha zamanı değil ama burada bir örnek verdik hadn't they been looking for a bigger apartment daha büyük bir daire aramıyorlar mıydı? Nasıl? When they put their house up for sale. Ee, evlerini satılığa çıkardıkları zaman daha büyük bir daire veya ev aramıyorlar mıydı? Aramamışlar mıydı? Who? Gene soru kelimesi gelmiş. Who hadn't been talking? Kim konuşmuyordu? Before the teacher came to the classroom. Öğretmen sınıfa gelmeden önce. ...before, then önce demekti arkadaşlar... ...bunu unutmayalım... ...şimdi bir ince detay bakalım... ...bahsedilen olayın aldığı zamanı... ...vurgularken kullanılır... ...past perfect, continuous, unutmayın... ...when, burada şimdi bol bol e, bağlaştığı cümleler... ...göreceğiz zaten... ...when she had her undergraduate degree... ...in physiology... ...fizikoloji... ...she had been living in Izmir for five years... ...psikoloji lisansını bitirdiği zaman she had her under burada had having sahip olma having'in ikinci hali arkadaşlar. Burada da past perfect continuous kullanılmış. Psikoloji lisansını bitirdiği zaman 5 yıldır İzmir'de yaşamıştı, yaşadı, yaşıyordu. Deniz knew no e, bilmek fiilinin ikinci hali new'dur. Deniz knew that. Bu da ee, şöyle diyelim. Şu yapı da noun clause bir yapıdır arkadaşlar. İsim cümlesi. Deniz biliyordu ki she had better stop at the gas station as soon as possible. Mümkün olduğunca en iyi e, bir istasyonda durması gerektiğini biliyordu. Bu bir noun clause'dur. Onu daha sonra göstereceğim. Noun clause'lar, adverbial clause'lar ve adjective clause'lar yani isim cümleleri e, zarf cümleleri ve sıfat cümleleri. Bunları ileride göreceğiz. Onlarla cümlelerimizi daha kompleks bir hale getiriyoruz. Fakat burada bir yapı gösterelim. As soon as possible şu demek, e, mümkün olabildiğince çabuk demek. Because the petrol warning light had been flashing for the last five minutes. Çünkü ee, yakıt göstergesi 5 dakikadır, son 5 dakikadır e, flash yapıyor. Yani ikaz veriyor. The crew had been, crew ekip demek the crew had been taking photos take photos, fotoğraflar çekmek for half an hour bir saattir, Yar, e, burada yarım saattir özür dilerim. Ama aslında half an hour demiş, ekip bir saattir demiş, yarım saat diyelim bunu düzeltelim. Hemen tercümemiz doğru yere geçsin. When we arrived at the studio, bir stüdyoya vardığımız zaman ekip yarım saattir fotoğraf çekiyordu. Neden yarım saattir? Çünkü for an hour demiyor, for half an hour diyor, yarım saattir diyor. While we were chatting, chat sohbet etmek. Yani bildiğiniz chat arkadaşlar. We realized gene bir noun clause var burada. Onu da göstereceğimi söylemiştim daha önce. We realized that we had been living in the same building for 15 years. Sohbet ederken fark ettik ki 15 yıldır aynı binada yaşıyormuşuz. Lütfen şu noun clause'lara vesaire takılmayın. Bunları hepsini göstereceğim ben size. Kısa bir eylem uzun bir eylemi kestiğinde kullanılır. Mesela when the electricity went off. Bastans. Elektrik gittiğinde. I hadn't be I had been watching TV for 10 minutes. 10 dakikadır te, televizyon izliyordum. Maç gitti. Eyvah. He had been swimming for an hour. Bir saattir yüzüyordu. When it started to rain. Buradaki it The weather'ın yerine geliyor. Yani havanın yerine geliyor. Start ve rain. iki tane fiil. ikinci fiil. Tool'u. Mastar. Unutmayın. Ne o? Yağmur yağmaya başladığında ben bir saattir e, özür diliyorum hi demiş. Bir saattir yüzüyordu. Yüzüyormuş. Yüzmüştü. Falan diye. When I got to the market, I realized, bak gene bir noun geldi burada. I realized that, fark ettim ki, demektir. Sonra cümle gelir. Bunları göstereceğiz noun clause'larda. I had been walking with unplugged headphones for a long time. Markete vardığımda fark ettim ki uzun bir süredir for a long time takılı olmayan unplugged kulaklıklarla yürüyormuşum, yürümüşüm şeklinde gördüğünüz gibi artık cümlelerimiz daha kompleks, daha böyle büyük, daha uzun, daha çok içe içeren hale gelmeye başladı. Arkadaşlar bu dersimizle tensleri bitirdik ama sanmayın ki tensler konusu tamam nokta. Finito her şey mükemmel tamamdır artık bundan sonrası yok. Hayır ben şimdi tenslerle ilgili size tüm konuları içeren bir eğitim hatta test yansısı hazırlayacağım. O yansılarda sorularla beraber veya cümlelerle beraber hangi tensi kullanabiliriz? Nerede kullanabiliriz? hangi tens nereye uyumlu olur? Bunların hepsinin örneklerini yapacağız ama sizden ricam şu. Bakın 12 tensi bitirdik ve bu tenslerin lütfen özellikle formül yapısını ve çevirideki kelime anlamını Özel verdiğim time expression'ları, o özel ve e, nasıl yapılarda nerelerde kullanıldıklarını lütfen tekrar edin. Artık bir sonraki derste ne yapacağız? Örneklere geçeceğiz. Ve e, canlı dersimiz de olacak arkadaşlar hafta sonu. O zaman da bütün sorularınızı alacağız. Sizleri seviyorum, saygılar sunuyorum. İnanın bu eğitimi. Hiçbir eğitim yerinde, hiçbir kurs yerinde bulamazsınız. Hiç kimse size ince nüansları aktarmaz, hiç kimse detayları vermez. Bu konuda çok iddialıyım. İstediğiniz kursu deneyebilirsiniz. Hiçbir şekilde bu kadar başarılı olamayacağınızı garanti ediyorum. E, lütfen benden ayrılmayın. Like atın. Abone abone ol değilseniz lütfen abone olun. E, ve abone sayımı artırmaya çalıştığımı lütfen tekrar hatırlatayım. Sorularınız varsa kalıcı yorumlara yazın. Ve gruptaysanız da sorularınızı lütfen canlı derste bana iletin. E, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda.